Evet, o gün geldi. Fırın kuyruğunda sıcacık pidenin çıkmasını bekler gibi beklediğin, bayram ziyaretinde dedenin cebinden çıkardığı kırmızı banknotun onluk yerine 200'lük olmasını bekler gibi beklediğin, marketten dönen annenin poşetten hıyar yerine çikolata çıkarmasını bekler gibi heyecanla beklediğin o ara tatil geldi. Beyler, valizleri toplayın, tatile çıkıyoruz. Peki bu ara tatili nasıl değerlendirmemiz gerekiyor? Sen kanala abone olup bu videoya like atarken ben de sana bazı taktikler vereceğim. Kanka, öncelikle bu ara tatilde senin mentali bir toparlamamız gerekiyor. Çünkü okulların açıldığı Eylül ayından bu yana her gün 40'ar dakikadan toplam 4 saat ders dinliyorsun. Üstüne eve gelip soru çözüyorsun. Hocaların verdiği ödevleri yapıyorsun. Dolayısıyla bu yoğun temponun ardından üzerine bir yorgunluk, bitkinlik çökmesi gayet normal. Ya bir değişiklik olsun, bıktık ya. Bu nedenle ilk işimiz uyku düzenimizi çok bozmadan şöyle güzel bir dinlenmek. Kendimize, ailemize ve hatta arkadaşlarımıza şöyle birazcık zaman ayırmak. Hatta gerekiyorsa o çok beklenen mahalle maçının artık yapılıyor olması. Bırak lan. Ne bırak? Al lan topu. Niye ben alıyorum? Gene de ben alayım. Kendimize ve hobilerimize ayıracağımız bu zaman sayesinde okula döndüğümüzde kendimizi tazelenmiş ve çok daha motive hissedeceğiz. Şimdi sana bir soru. Okul açıldığından bu yana kaç defa ya şu konuyu hiç anlamadım, şu konuda bazı eksiklerim var, kapatmam lazım cümlelerini kaç defa kurdun? Bak, şuraya yazıyorum. Bu cümleleri en az 2 defa kurmuşsundur. Bu keşke parmağımı yalamasaydım ya, değişik bir tat geldi. Yani demek istediğim, okulun ilk aylarında anlayamadığınız, bir türlü oturmayan o gıcık konuları halletmek için ara tatil müthiş bir fırsat. Çünkü okul açıldığında bir konuyu sıfırdan ele alma fırsatını bulamayabilirsin. Tabii bu ara tatilde de Tonguç yine bu eksiklerini kapatman konusunda sana destek olacak. 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda yapılacak atak kampı, yani ara tatil kampı ile beraber Türkçe ve matematikteki eksiklerimizi kapatacağız. Ara tatilde yapılacak en iyi şeylerden biri ne biliyor musun? Alışkanlık kazanmak. Peki ne alışkanlığı? Mesela günde 3-4 sayfa kitap okuyarak okuma alışkanlığı kazanabilirsiniz. Ya da şöyle 5-10 kelime ezberlesek İngilizce pratiğimizi geliştirebilir ve kelime ezberlemeyi alışkanlık haline getirebiliriz. Hatta bir saniye, kötü bir hissiyat uyandı şu anda. Evet, görüyorum. Aramızda hala kendi yatağını toplama alışkanlığını kazanmamış öğrenci arkadaşlar var. Doğru mu? Doğru mu lan bu çitlenbik? Bakın arkadaşlar, yatağımızı kaldırmak, belki sofra kurulurken ya da toplanırken ailemize yardım etmek en basit alışkanlıklardan biri. Ve bu alışkanlıkları çok geçmeden kazanmamız gerekiyor. Ha, aramızda zaten ben sofrayı kurmaya da kaldırmaya da yardım ediyorum, kendi yatağımı da topluyorum diyen arkadaşlar vardır. Onlarla aileleri zaten gurur duyuyor. Anne! Anne! Harika bir tavsiye daha geliyor. Bu ara tatilde kendinize yeni bir hedef koyabilirsiniz. Özellikle LGS öğrencileri. Diyelim ki Eylül-Ekim aylarında günde 50 ya da 60 soru çözüyordunuz. Kendinize bir hedef koyun ve ara tatil sonrası için bu soru sayısını 80-100'lere çıkarmayı hedefleyin derim. Ya da yazılılar için kendinize bir hedef koyabilirsiniz. Örneğin matematikte bir önceki yazılıdan 80 aldıysanız, bir sonrakinden 90, 100 aldıysanız yeniden 100 almayı hedefleyebilirsiniz. Unutmayın. Hedefi olmayan bir gemiye hiçbir rüzgar yardım edemez. Peki bu yeşil ışık iyi mi sizce? İyi duruyor mu yani? Abi sen sarışın olduğun için bu tonlar daha iyi duruyor bence ya. O sarışın demeyeydin iyiydi ya. Sarışın kelimesini duymamam lazım abi. Evet, Tonguç Mentality'de size taktikler verirken bir yandan da eğlendirmeye çalışıyoruz. Neden? Neden? Kaplumbağa deden ne olacak? Tabii ki sizin odaklanma sürenizi arttırmak için videolarda sıkılmadan, eğlenerek öğrenebilmeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Siz de lütfen bu çabanın karşılığında aldığınız tavsiyeleri bir kenara atmayın. Hayatınıza yerleştirin ve uygulamaya geçirin. Bir sonraki Tonguç Mentality'de görüşürüz.